çocuklara turizm dersi ilkokulda öğretilirdi. Ama şimdi günümüze geliyoruz. Tabii bugün ilkokullarda turizm dersi yok. Yani turizmin biraz önce öğrenilmesi gereken bir süreç olduğunu da hocalarımız söylediler aslında. Şimdi biz turizmi neden öğrenmeliyiz? Turizmi neden daha çok yaşayarak daha çok turizme katılmalıyız? Çünkü biz içerideki turizmi yaşamıyoruz, değerini bilmiyoruz ama bugün yurt dışı turlarına çok katılıyoruz. Tabii bunun bir nedeni var. Çünkü ülkemiz pahalı, dışarısı ucuz gibi bir algı oluşmuş. Bu ne kadar doğrudur, yanlıştır? Onu turizmcilerimiz daha iyi söyleyeceklerdir. Ama bizim bu gerek destinasyonlar, gerekse turizmin sunduğu hizmetler ve imkanlar, acaba bu turizm toplumun hangi değerlerini iyileştirir? Yani turizm sadece para kazanma yolu mudur? Ki değildir. Çeşitliliğini söyledik. Toplum üzerindeki olumlu etkileri, faydaları nelerdir hocam? Buyurunuz. Evet, ben konuya biraz farklı açıdan bakayım, toplamaya çalışayım. Çok güzel noktalar değinildi burada. Son 25 yıldır benim akademik olarak yaptığım çalışmalar veya uygulamalı çalışmalarım özellikle yaşam kalitesiyle ilgili. Şimdi turizmi bir ekonomik güç olarak gördüğümüz zaman sadece turizmin parçası olan, turizm sektöründe çalışan kimse bundan istifade etmiyor veya diyelim ki devlet işte vergi, diğer ulaşım araçları turizmle hiçbir ilgisi olmayan gerek üretim açısından gerek tüketim açısından turizm faaliyetlerinden de istifade edebiliyor. Nasıl oluyor bu? Örneğin sahildeki kasabalarımıza bakıyoruz. Turizm nedeninden dolayı diyelim daha mükemmel bir açık alana sahipsiniz. Bu açık alanlarda diyelim kişilerin oturabileceği, yaşlıların kullanabileceği yeni mekanlar, zeminler oluşturmuşuz veya güzellik açısından estetik olarak çevreyi düzenlemişiz veya işte bisiklet yolu yapmışız, yürüme yolu yapmışız. Bunların hepsi kişilerin yaşam kalitesini artıracak unsurlar. Dolayısıyla turizmin benim parçası olmama gerek yok. Turizmden dolayı bugün diyelim yeşillik sahibi oldum. İşte egzersiz yapabileceğimiz mekana sahip oldum. Dolayısıyla yani bir yerde turizm faaliyetini yani bir üstün ne diyelim özellikten ziyade herkese hak olarak görebileceğimiz bir şey. Kişilerin boş zamanlarını değerlendirmede yapabilecekleri faaliyetlerden bahsediyoruz. Yani bunun ticari yönünün olmasına gerek yok. Önemli olan yapılan faaliyetlerin, katıldığımız faaliyetlerin bizlerin yüksek ihtiyaçlarına karşılık verebilecek değerler yaratması. Yani benim İngilizcesiyle sense of well-being dediğimiz konuşuyor bunlardan. Yaşam kalitesini artırabilecek potansiyele sahip. Bunun dışında birkaç noktaya tekrar geri gelmek istiyorum. Aslında üç tane nokta bana göre burada söylenilmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız, hocalarımız, diğer meslektaşlarımız değindi bunlara. Şimdi aslında turizm genelde talep ve arz arasındaki olan ilişkileri yansıtıyor. Biz şimdi bakım turizmini diyelim ki şemsiyesi altında iliştirmeye çalışıyoruz. Ve dedik ki çok güzel bir farklılık ortaya çıktı burada. Daha çok biz diyelim ki ileri aktif dediğimiz yaşam sektöründen bahsediyoruz. İşte diyelim ki segmentleri ne olursa olsun işte 65 olur, 50 olur, 75 arası sağlıklı yaşamdan bahsediyoruz. Bir de bu yelpazenin son tarafında bakımdan bahsediyoruz. Tabii burada benim en çok vurguladığım şu, bir turizm Türkiye'de çok büyük bir sektör. Diyelim ki ilk işte 4'lere 5'lere girebiliyoruz kişi başından. Belki kişi başına harcanan miktarda olduğumuz yerde değiliz. Bunu söyledikten sonra şimdi Türkiye'deki olan iş şu. 10 sene sonra, 20 sene sonra nasıl bir değer yaratacağız ki turizm sektörünün sadece gelen insanların sayısının artması kadar kişi başına elde edebileceğimiz değerlerin veya gelirlerin de artmış olması gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için bana göre şu an turizm sektörünün genel olarak kesinlikle yenileme yatırımlarına ağırlık vermesi gerekiyor. Biz de normal ortamda şu an Türkiye'de fazlasıyla arzımız var. Bu yenileme ve yeni projelerde ki Mehmet Bey değindi, finansman olarak iyi bir desteğe ihtiyacımız var. Bu desteğin kesinlikle yenileme yatırımlardan ziyade çok özel olan Türkiye'nin geleceğinde gelir sağlayacağı, örneğin işte bu
diyelim ileri aktif yaşam sektörüne yönelik, bakıma yönelik sahalarda finansman desteğinin yapılması gerekiyor. Ve olan şimdiki otellerimiz 30 yıllık, 25 yıllık Türkiye'de çok ki yeni projeler söz konusu. Örneğin 80'in üzerinde teşvik projelerinden bahsediliyor Türkiye'de ve yenileme yatırımlarına öncelik vermemiz gerekiyor. Şimdi diyelim ki bakım turizmi bünyesinde Özgül Hanım da buna ifade etti. Aslında zaten Türkiye'ye gelen insanlarımız var yurt dışından. Baktığımız zaman biz onların hepsini o kapasitede görebiliriz veya pek çoğunu işte diyelim ki ileri aktif gibi kimselerden bahsediyoruz. Bizim pazarlama yapacağımız kimseler bu gruplar. McDonald's'ın yaptığı gibi hani çocukluktan başlayıp oyuncak verip sonra sizi tekrar yere getirmesi gibi bir anlayıştan bahsediyoruz. Bizim diğer önemli pazarımız da Lale Hanım çok ifade etti. Siz de söylediniz Sinan Bey. 10 milyonun üzerinde yurt dışında yaşayan Avrupa'da belki Avustralya'da biraz Amerika'da insanlarımız var. Bunların ileri bakım ihtiyaçlarını sağlayabilecek faaliyetler çok önemli. O bir market. İkincisi bize Türkiye gelip de tatillerini yalan kimselere de hani market olarak bakmamız gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman biz bu bakım ekonomisinin dilimlerinin hangisinde nasıl faaliyet yapalım ve daha çok ekonomik gelir getirebiliriz. Ve o anlamda fizibil olan kısımlarına yatırım yapılması düşüncesindeyim ben. Aslında öyle bir potansiyele sahibiz ve o gerçekleşirse önceki ilk aşamada işte aktif yaşam sektörü gibi oluşturursa ki Amerika'da biz bak program yaptık. Programımızda da aynı bu konulara değinildik. Üst düzeyde kampüste 3 tane ana bölümü var. Programın birisi nursing dediğimiz hemşirelik bakıma yönelik. Diğerisi turizm, yatırım ve gayrimenkul sektörüyle ilişkilendiriliyor. Çünkü bu yeni tanımladığımız işte aktif yaşam sektöründeki olan sağlıklı kişilerin baktıkları işler çok farklı. Bunlar da bakım ekonomisinin bir parçası. Yelpazenin bunlar sol tarafında bir de bakım var bu tarafta. Bunların ne ihtiyaçları var ve yatırım aynı turizm sektörü gibi. İstedikleri aktif faaliyetler bizim rekreasyonda yaptıklarımız işte bu gastronomi olabilir. Bunların hepsi bunun parçası. Yani şöyle söyleyeyim bütüncül bir yaklaşımla ne diyoruz işte all inclusive bir tatil yeri gibi her şey dahil gibi bir şeyden bahsediyoruz. Hani altyapıdan örneğin Amerika'da Florida'da Fez Hocam biliyor bunları fazlasıyla var. South Carolina gibi çalıştığım bir yerden işte proje yaptığımız bir yerde 7 tane böyle plantasyon var. Hepsi var bunlar seçenekli bir şekilde hitap edebiliyor. Demek istediğim şu aslında turizmle bakım ekonomisinin ilişkisi çok yönlü. Ama bunların bize daha çok karlı olabilecek açısından baktığımız zaman işte golflardan da bahsediyoruz parçası olarak. Daha çok bana göre hem altyapı olarak hem üst yapı olarak aktif yaşam sektörünü destekleyici yatırımlara ağırlık verilmesi gerekiyor. Diğer yönü biraz daha tıbbiye kaçan yönü daha farklı bir turizm. Ama bu ağırlık verdiğimiz sektörün bir kısmı veya buradaki insanlar, o marketler, segmentasyonlar zaten bizim potansiyel müşterilerimiz ileri seviyedeki bakıma diye bir geçiş yapabileceklerini düşünüyorum. Hocam. Çocuklardan bahsediniz Sinan Bey. Tabii o güzel bir konu. Ben şöyle görüyorum turizmi. Turizmin parçası olmanıza gerek yok. Turizmden istifade etmemiz gerekir. Çocuk tabii günümüzün insanları değişik yerleri görmeyi istiyor. Digital pazarlama burada çok ağırlıklı. Hepimiz bunu yaşıyoruz ama bir hak olarak görüyoruz bunu. Ekonomik güçlülüğümüz arttıkça insanların buna zaten doğal olarak ihtiyaçları var. Yani genç de olsa, ileride de olsa hatta bu sigorta çeşitleri kapsamında az da olsa şöyle bir fikirden bahsetmiştim. Birkaç tane Amerika'daki sigorta şirketleri bunu değerlendiriyor işte. Lale Hanım 3 çeşit sigortadan bahsetti kendi yönettikleri. Belki de diyecek tatil sigortası gibi %1'lik bir şey de ilave edebilirsiniz o kapsama kişiler onu da ödeyebilir. Çünkü soruyorsunuz bu insanlara emekli olduğunuzda ne yapmanız gerekir diye sorduğunuz zaman ileriki yaştaki bu dediğimiz işte aktif yaşam sektörünü temsil eden bu insanlar diyor ki seyahat etmek istiyorum diyor. Yani biz bunu verebilecek bir kapasite yaratabiliyor muyuz? Yani soru bu. Ama bunu yaratılması için belki de
özel veya devlet kuruluşların ortak yeni programlar, yaratıcı programlar da yaratması gerekiyor. Bizim klasik dediğimiz sigorta şekillerinin üstünde de yeni şekiller olabilir. İşte bakım sigortasının mükemmelleştirilmesi, tamamlayıcı sigortanın mükemmelleştirilmesi veya buna ilave olarak diyorum ki %1 diyeceksin ödemeli, ben de veriyorum siz de çalıştığım yer, o da bizim seyahat sigortamız gibi. Yani bu gibi yaratıcı, destekleyici programlara da ihtiyacımız var. Hocam teşekkür ederiz. Özellikle tabii başlık bu turizm sektöründe üçüncü yaşı açmanındaki aslında amacımız Türkiye'deki turizmin aslında dediğiniz gibi yenilenmeye ihtiyacı var dediniz. Yani bu hem bina olarak hem de hizmet ve görünüm olarak aslında bu da tabii üçüncü yaş bunun için çok büyük bir fırsat. Çünkü Dünya Turizm Örgütü diyor ki şu anda üçüncü yaş turizmin en büyük odağındaki hedef kitle. Neden hedef kitle? Çünkü zamanları var, ekonomileri var ve yapamadıklarını yapma istekleri var. Üçünün etrafında topluyor insanları. Onun için buna bizim odaklanmamız lazım. Tabii all inclusive konusuna işaret ettiniz, her şey dahil. Mesela ben her şey dahil bir yere tatile gitmek istemiyorum hocam. Neden gitmek istemiyorum? Çünkü ben İstiyorum ki benim isteklerimi karşılayan, bana özel hizmetler sunabilen bir tesiste paramı da ödeyeyim. Ben hizmet alayım istiyorum. Bu bir segmentasyon, bir tercih meselesi. Bir de tabii bugün otellerimizin baktığı zaman, turizm işletmelerimizin bir konaklama, barınma ve imkanlarını sunma dışında farklı ihtiyaçları da karşılayabiliyor olması gerekir. Bunu iki tane örnek vermek istiyorum. Mesela Serik'te hemodiyaliz merkezi var. Almanlar kurmuş. Ve Belek bölgesindeki bazı otellerimizin şatılları var. Ve ben mesela belgesel çekerken bir Almanla tanıştım. Yüzüncü kez dedi, bugün yüzüncü gelişimiz dedi. Çünkü dedi, buraya geldiğim zaman hemodiyaliz hastasıyım. Ben dedi, bütün operasyonum her A'dan Z'ye, resmi formaliteler de tamamlanmış vaziyette. Bakın ne yapıyor? İnsanların ihtiyaçlarını hepsini bir zincir gibi, gerdanlık gibi tamamlamışlar. Mesela Pamukkale'de Hierapolis'te bir tıp merkezi ve otel işbirliği var. Azerbaycan'dan corporate olarak feşli çocukları getiriyorlar. Ne yapmış? Otel, tıp merkezi el ele vermişler. Bir turizm ürünü konsepti oluşturmuşlar. Yani otel tek başına hiçbir şey yapamaz. Uçak da yapamaz, hastanede yapamaz, golf de yapamaz, o da yapamaz, bu da yapamaz. Bizim ne yapmamız lazım? El ele verip bunlardan yeni ürünler, yeni yaklaşımlar, yeni ihtiyaç modelleri ortaya koymamız gerekiyor. Artık bir ürün değil, bir çözüm satan anlayışa doğru bizim geçmemiz gerekiyor.